Akçaabat köfte için malzemelerimiz 10 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tuz, 4 adet domates, 4 adet sivri biber, 4 dilim Trabzon ekmeği çekilmiş halde, 600 gram dana ön kol kıyma, 50 gram iç yağ kıyma, 100 gram öküz ön kol kıyma. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Akçaabat köftemizin en büyük özelliği dana ve öküz kıyması. Bu çok önemli. Ayrıca Trabzon ekmeği yoğun sıkıştırılmış bir ekmek olduğu için 4 dilimi yeterli oluyor. Bu ekmeği kullanıyoruz. Sarımsak en az 10 diş olmalı 750 gram kıyma için. Şimdi tuzumu da ilave ediyorum. Ve bir 10-15 dakika yoğuruyorum. Akçaabat köftemizi sarımsaklarını ve ekmeğini yemesi için en az 15-20 dakika yoğurmamız gerekiyor. Bizim yoğurma işlemimiz tamamlandı. Akçaabat köftemizin ekmeklerini ve sarımsaklarını iyice harmanladık. 15-20 dakika yoğurduk. Şimdi bir parça alıyorum ve rulo yapıyorum elimde. Elimde rulo yaptıktan sonra bir parça kopartıyorum. Yassılaştırıyorum. Köftemizin özelliği yassı olması. Ve hazırlıyorum. Bir parça kopartıyorum. Yassılaştırıyorum. Ve hazırlıyorum. Son köftemizi hazırlıyorum. Şimdi fırınımızın ızgara bölümünde domatesimiz, biberimiz ve köftelerimizi pişiriyoruz. Yağlı kağıt serdiğim tepsime köftelerimi diziyorum. Fırınımı 200 derece ızgara bölümüne getirdim. Önceden ısıttım. Domatesimi ve biberimi de közleyeceğim. Akçaabat köftemizin yanında servis yaparken kullanacağız. Tepsimiz hazır ve fırınlıyoruz. Akçaabat köftelerimizi fırından aldık. 15 dakikada piştiler. Domateslerimiz ve biberlerimiz de közlendi. Şimdi servis tabağına alıyorum. Köftelerimiz servis tabağına alındı. Afiyet olsun.